Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir bor yangi o'sha mavzuyimiz biroz muxtasar bo'lib qoldi. Biroz ya'ni sharhlariga kirishlikka harakat qilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ali karramallohu vajhahuning Abu Jahlning qiziga sovchi bo'lganlari to'g'risidagi fikrlarini ba'zilar faqat o'sha Allohning dushmani bilan birga o'tirib, Allohning dushmani bilan birga Allohning rasulini qizi bitta nikohda bo'lmaydi degan gapni o'ziga urg'u berishib, faqat shuni uchun xolos. Bundan boshqa hammasi o'sha ba'zi trollarning aytgan gapiga ko'ra qarshi chiqqan xotin qul ikkinchi xotinga qarshi chiqqan ayol shallaqi bo'ladi degan gaplar noto'g'ri ekanligiga boshqa dalillarni ham keltirayotgan edik. Islom shariati ko'p xotinlilikni yana qaytarib aytamiz, kashf qilgan din emas. Oldin hamma yakka xotin bilan yashardi-yu, keyin birdan islom kelib, to'rtta xotinlik qilib tashadi hamma yo'qni degan gap, bu dushmanlarning gapi. Islom musulmon ulamolari bunday gaplarga raddiyalar berishgan. Yo'q. Islomdan oldin jahiliyat davrida musulmonlardan tashqari odamlar ayol masalasida chegara qo'ymagan edi. 5 talab, 10 talab, 20 talab xotinni olib, xotinga ozor berib, ayolni muallaqa qilib qo'yishib, yo talog'ini bermaydi yoki holidan xabar olmaydi, o'zi nikohida desa nikohida emas. Ya'ni xabar olmaydi, nikohida mas desa taloq bermagan xotinlarni qiynashardi shunaqa qilib. Alloh subhanahu va taolo bu narsalarga chek qo'yib va o'zining ilohiy hikmati asosida to'rtta xotingacha uylanishlik ruxsatligiga shartlarni qo'ydi, adolat shartini qo'ydi. Bunga imkoniyati bo'lmaganlarga bitta ayol bilan yashashlik vojib ekanligini aytdi. Mana shu oyatni o'zidan fawahida kalimasi, ya'ni bas bitta bilan qolsin degani vojibga dalolat qilishini ulamolar aksari aytgan. Mana shu sharoit holatga qarab ikkinchi xotinga imkoniyati yo'q, bitta ayol bilan yashab turgan ayolni kimdakin xotin qul deyotgan bo'lsa, oyati kalimaga ham qarshi gapirayotgan bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo bitta bilan nikohlanib yashanglar, ikkita, uchta, to'rttaga imkoniyatinglar bo'lmasa degan vujubiyatni inkor qilayotgan bo'ladi. O'zi qasddan qilmasa-da jumlasidan shu narsa kelib chiqadi. Ali karramallohu vajhahuning hodisalarida demak to'rtta misolni keltirdik. Bittasi Fatima onamiz radhiyallohu anhoni xotiralari bor edi. Ya'ni u kishining hurmat e'tiborlari bor edi. Jannatda payg'ambar alayhi salatu vasallamning bashoratlariga ko'ra jannat ayollarining sayyidasi edilar. Endi ayol kishi dunyoda payg'ambar alayhi salatu vasallamning guvohliklari, shahodatlari bilan eng sayyida ayol sifatida obro'ga ega bo'lib turgan, boshqa ayollardan ko'ra fazilat jihatidan ustun bo'lib turgan ayolni ustiga Ali boshqa xotinni olib kelsa, Fatima onamizning fazilatlariga soya tushardi. Ya'ni fazilatlari kamayib qolmaydi-yu, lekin e'tibor ma'nosida Ali karramallohu vajhahu Fatima onamizga qanday e'tibor bo'lsa, o'shaning bir qismini boshqa ayolga ajratishga majbur bo'lib qolardi. Mana shuni ham e'tiborga olgan ekan ulamolar. Ya'ni shuni ham e'tiborga olgan payg'ambar alayhi salatu vassalom deyishgan ekan. Yana aytilyapti, o'sha hadisda aytilyaptiki, payg'ambar alayhissalom men halolni harom, haromni halol qilmayman. Alloh halol qilgan ko'p, ya'ni to'rtta nikoh bittadan keyin ustiga boshqa xotin olish joizligi bor, lekin Fatimaga nisbatan bu ishni qilmagan. Fatimaga kim azor bersa menga azor beradi. Ikki ustiga boshqa ayol kelsa Fatima azorlanadi. Azorlangandan men ham azorlanaman degan ekanlar. Ibn Hibbon o'zlari hadisni rivoyat qilib sharh qilgan ekanlar. Aytgan ekanlarki, "Hadzal fi'lu law fa'alahu Ali kana zalika jaizan wa innama karihahu sallallahu alayhi wa sallam ta'ziman li Fatimata la tahriman li hadzal fi'li." Sahih Ibn Hibbonda mana shu gap bor ekan. Aytyaptilarki Ibn Hibbon,
Peygamber aleyhissalatu vesselam Ali karramallahu vecehuhunun bu işini kılıçlarına haram cihatıdan kıma demeyi yaptılar. Ne? Aslında bu iş caiz işlerden. Ali kılsa bula uğrardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu işini yoktırmadılar. Ne için? Ta'zimen li Fatime. Fatime anamızın uluğlukları, o kişinin hürmetleri yüzünden yoktırmadılar. Peygamber aleyhissalatu vesselam halalını yoktırmadılar mı? Deyip hücum kılıyetkenler, hadır ki bizge hücum kılıyetkenler. Resulullah'ken hücum kılıyetken buladı. İtibar kalite yapsız mı? Biz deliller bilen muhaddislerin hadis keltirgen şerhlerini keltiriyemiz. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam kerih kuru yaptılar. Fatime'nin üstüge başka hatun kelişliğine. Bu troll hayat bahtiyar oğlu degeni hatun kul diyepti bunu. Hatun kul deyip umumileştir yaptı gapni. Hayat bahtiyar oğlunun cinayetini aitsek, anu Nergize degenler hamaya kılı yaptı deyip gaptar kaçı yaptı. Troller. Yani o Nergize'nin hata kigerliğini, notoru kigerliğini aitken gapi, küfri gap ekenliğini minmettelep ait yapbiz. Kayta kayta takitle yapbiz. İlk bu nin hata ekenliğini aitkenlerinin sırası da biz durup biz aittik onu. Malum buluşçu, asıl hıyanat, asıl hakaret hayat bahtiyar oğludan bugün. Şu rahile degen hatunlu oğludan. Toktagül degen hatunlu ülkesinden bugün bu iş. Şu navayilik, kermenelik safsatavaz. Ne hakkı var Müslümanlarını bitti ayol bilen yaşaşligi vacib, menge vacib bitti ayol bilen yaşaş degen minle Müslümanlar var. Kıyın ularının şaraiti ikincisi adaletten korkadı. Demek ki onu hatun kul deyiş gerek. Demek ki bu narsaga etibar vermezden durup başka narsanın üstüden yani urgu verip unga hareket kılış gerek. Çünkü o joyda trollerinin hareketi var. Yukarıda etkilerimizde troll kampanyaları, troll fabrikaları Müslümanlar yok. Troll fabrikalarının başkaruğu Müslümanlarını kolu demez. Ular kasten Müslümanlarını birdenliğe, o zora küç kuvvetki ege buluşluğe de hızmat kılıyatken adamlarını obrosuzlandırış için alemzadelik bilen şu işinin hareketini kılışıyordu. Allah subhanahu ta'ala ularının belasını verirdi. İnşallah Müslüman ümmeti bulardan daim agah bulup barışı lazım buladı. Şunu agahlantiriyemiz. Yine Hafız ibn Hacer aytganlar ki vasiyat yani hadisinin siyakına göre bi anna zalika mubahun li Ali. Aslında ikinci hatunni Fatimanın üstüge alışları mubahdı Ali'ye nispeten. Aslı şuydu. Lekin mena'ahun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem riayeten li hatri Fatimata. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ali'ye bunu men kıldılar. Sen uylanma üstüge, başka hatun almayın dediler. Ali'nin başka hatun alışlığına karşı çıktılar. Ne demek? Fatime'nin abrusu, Fatime'nin hürmetinden. Fatime'ye bu hürmetine tecavüz kımayın dediler. Sebeplerden, üçte tuttesinden bittesi bu yani. O sebeplerin içi de Ebu Cehil'in kızını, Huda'nın düşmanı, Allah'ın düşmanı bu. Resulullah'ın, Allah'ın Resulü'nün kızı bilen bitti nikahda bulmazsa ki kireye degen sebep kiltirgenleri tötteden bittesi iken bu. Hammesi mesela. Eğer fakat şu Ebu Cehil'in kızı yine nikahlanışın caizmez degenleri deydi, Ali radıyallahu anhu'nun başka varyantları kopydı. Ali radıyallahu anhu'nun kaynak ve kuvvet insan ekenlikleri de rivayetler köp. Özleri etkenler, ben şunaka köp, meni köp mezi köredigen adam edim. Şunu meselesini Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan soruşke hicalet kılıp yürerdim. Hicaletliğim kızları kolum maslideydi. Degen rivayetler var, başka rivayetler. Bu yem sahih rivayetler. Mene şundan bilemiz ki Hazreti Ali karramallahu vecehahunu ser gusul adam ediler. Kinaya kılıp etkende. Bitti ayolga kifayelenişlikleri biraz o kişinin
qiyinchilikka solardi. Hatto mana sochni qirib yurishlik to'g'risidagi, sochni iloji boricha qirishlik taqvodan ekanligi, qisqartirish bu fatvo ekanligi to'g'risidagi urg'u gapga urg'u bergan Hanafi ulamolarimiz bunga misol tariqasida Ali radhiyallohu anhu ning tutumlarini dalil keltirishadi. Sochlari o'ta qalin. Qalin sochli inson bo'lgan ekanlar, g'usulda o'sha ikkita sochning o'rtasiga suv yetmay qolishlik ehtimolidan xavotir qilib, sochlarini qirib yurar ekanlar. Men dushmanimni qirganni singari sochimni qirardim degan rivoyatlar bor Ali'ni. Nimaga? Ser g'usul bo'lganlari uchun. Sochlari qalin, ko'p g'usul qilishlikka ehtiyojlari bor. Suv muammo, bugungi singari bu jumrakni ochib qo'yib ishlatiladigan emas. Mana shu muammolarni yechish uchun sochlarini qirib yurar ekanlar. Bu demak o'sha sabablardan yana bittasi ekan. Ilmga sal kengroq fikr bilan qarasak, muhaddislarimizning sharhlari bilan bunga e'tibor qaratsak, demak mavzu faqat bir odamni kofir murtadga chiqarishlik uchun urinayotgan siyosiy o'yinni tagida o'ynalgan o'yinlarni buzish uchun kifoya ekan. Biz ilmiy asosda javobimizni berib qo'yishimiz kerak. Bu hadis bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ko'p xotinlilikka islomni targ'iboti emas, balki zarurat yuzasidan ruxsati borligini bildirar ekan. To'g'ri, ba'zi o'rinlarda o'sha demografik inqiroz yuzaga kelsa, ayollar ko'payib ketyapti, tug'ilish kam, shunaqa vaziyatlarda jamiyatni boshqaruvlardagi, ya'ni ilm egalari, maslahat oqsoqollari, bular hammasi maslahatlashadi, bu mavzuga urg'u beraylik, imomlardan iltimos qilaylik, ahli ilmlarga aytaylik, beva qolgan ayollarni olib nikohiga olsin degan urg'uni o'shanda beriladi. Lekin umumiy ma'noda hamma ijtimoiy bir hayot kechirib turgan jamiyatda juma xutbasiga chiqib, xutbada hammaga ikki xotinlilikni targ'ib qilishlik xatarli deydi ulamolar. Chunki bu mas'uliyatli ish. Targ'ib ma'nosi tashviq ma'nosidan ko'ra mas'uliyat ma'nosi ko'proq bo'lgan ish. Buni keyin odamlarga tashviq targ'ib qilib, da'vat qilib, ko'pchilikdan hayajonlanib bu ishni qilib qo'yib, keyin pushaymon qilib yurishlikni hayotda tajribada ko'pchilik ko'rgan bu ishlarni. O'shaning uchun bunaqa narsalarda iloji boricha to'g'ri masalaga yondash kerak, to'g'ri jihatdan, to'g'ri tarafdan unga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Endi savol-javoblarga ham kirsak bo'ladi. Menimcha hadisga nisbatan ba'zi xulosalarni keldik, aytdik, yetkazdik. Hozir bir kishi aytib chaqirib olaylik. Eşiğini yapıp koyulayım. Hop. Soru cevapları götürmez. Troll masalaları doğrusu yaklaşıyorduk. Bugün... Özara aralarda adavat iğvalarını, fitnelerini çürüşlükte birbirleri bilen türlü namakul vaziyetlerine düşüp küçük kuvvetleri sınışıya hareket kılıyetkenler var. Shu harakatlardan biri ijtimoiy tarmoqlardagi trolling fabrikalari. O'sha Abdurahim Shoshi qaytadan aytayapmiz. Profilidagi odam, hozir yana boshqalari Burxoniddin ibn Ziyoviddin degani chiqibdi. Bular ham o'sha Abdurahim Shoshi bilan bitta bo'lsa kerak. Ya'ni fabrika bitta. Bitta to'ng'izdan tug'ilgan bular. Ya'ni bularning faoliyatlari, yuritish uslublari shu. Bularni biz musulmon shaxsiyat sifatida baho bermasligimiz kerak. Musulmonga qilayotgan muomalamizni qib olmaydi. Ya'ni profil ma'nosida ular musulmon emas deb e'tibor qaratish kerak. Nimaga? Chunki ba'zi usul qoidalar bor. Innal asla fil ashiya al ibahatu deydi Alloh taoloning
yaratgan narsalari aslida harom, muboh hisoblanadi aslida. Qachonki uning harom ekanligiga dalil sobit bo'lsa, keyin uni halol deyiladi. Bu mavjud narsalar to'g'risida. Bir narsa topib oldik. Yeydigan narsa halolmi, harommi desa, aslida muboh bu. Hukmi muboh. Lekin uning harom ekanligiga ochiq-oydin dalil Qur'ondan oyat, hadisdan matn va Qur'on hadisning ma'nosidagi haromga qiyosi tushadigan 4 rukun bor, qiyosni shu rukundan bittasi tushadigan dalil kelsa, sobit bo'lsa, harom bo'ladi. Masalan deylik, men soddaroq qilib aytay, bu narsa men uchun halol. Ko'chadan bir narsani oldingiz, misol uchun, bu halol, o'zi muboh narsa. Lekin bu o'g'irlangan ekanligi isbot bo'lsa, harom bo'ladi. Kimnidir haqqini o'g'irlab olib kelingan bo'lsa, harom bo'ladi mana. O'zi asli muboh edi. Qachonki dalil sobit bo'ldi haromligiga, u harom bo'ladi. Mana shunaqangi qoidalar bor. Endi trollar o'zining nomi bilan chiqa olmaydi, lekin nimaga yuzini ko'rsata olmayapsan desangiz, qo'rqaman deydi. Ya'ni sodda qilib aytganda, men deydi falonchidan qo'rqaman, xavfsizlikdan qo'rqaman, meni ushlab beradi, sotadi deydi. Shundan bilingki, o'zi qo'rqarkanda o'zi nimaga sizga o'zi qo'rqayotgan gaplardan ko'ra dahshatliroq, qattiqroq, provokativroq usulni sizga qildirmoqchi. Sog'lom aql bilan e'tibor qaratingchi. Sog'lom aql bilan. Nima deyish mumkin buni? Provokatsiya mı provokatsiya? Qilgan o'zi qila olmayapti-da, qila